nerede buluruz diye çalışmasını yaptık, yürüttük ve Çınar Suyu semt sahamızın doğusundaki bir Vecdi Diker ormanı alanı var. Aslında burası karayollarına tahsisliydi. Biz karayollarında buranın işletilmek üzere, bakımlı ve temiz tutulmak üzere tahsisini talep etmiştik. Sağ olsun verdiler. Ve aynı zamanda da kıyı kenar çizgisi içerisinde plajların kullanılması Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediye'mize tahsis ediliyor. Yine onlar Büyükşehir Belediye'mize tahsis ettiler. Daha önceden nasıl ki Kadınlar Plajı'nı protokolle Büyükşehir Belediye'mizden devralmıştık. Aynı şekilde buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu protokolün yapılarak orada daha mahremiyete uygun bir alan içerisinde Kadınlar Plajı'nın yapılmasıyla ilgili faaliyetlerimizin sürdüğünü ve yazın şu andaki alanın yetişeceğini de özellikle buradan belirtmek istiyorum. Tabii orada da biliyorsunuz daha önceden Kadınlar Plajı'na bitişik bir alan olduğu için sadece kadınca yaşam merkezi olarak düşünüyorduk görevi kafe ve restoran bölümünü. Ama şimdi orası halk plajı olarak hizmet vereceği için bu sefer tesisten de hem kadınlarımızın hem erkeklerimizin yani bayanlar eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte çok daha o bölgede keyifle vakit geçirebilecekleri bir sosyal tesisi inşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak o bölgenin ve Ünye'nin ve Ünye'ye gelen misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Aynı şekilde gene orada hemen yan tarafında 70 bin metrekarelik bir alan içerisinde biliyorsunuz Batı Park projesiyle ilgili inşaat faaliyetlerimiz yürüyor. Altyapı faaliyetleri tamamen tamamlandı arkadaşlar. Birkaç duvar çalışması var. Yani oranın %75'i tamamlandı. Altyapıda yaptığınız bu %75'lik kısım baktığında üzerinden pek gözükmüyor tabii. Yani paranın 1/4'ünü harcıyorsunuz ama toprağın altında ve yanda olduğu için pek kendini göstermiyor. Bundan sonraki yapacağınız peyzaj düzenlemeleri aslında görünen ve %25'lik kısmını da çok kısa zamanda özellikle şu yağmurlu şartların ortadan kalktığı toprakla işlenebilirlik özelliğiyle beraber üst peyzajının daha düzgün bir şekilde çalışılabilecek bir zaman diliminde kısa bir zaman diliminde orayı yaz ayı içerisinde kullanılabilir hale getirmek üzere çalışmalarımızın yürüdüğünü belirtmek istiyorum. Yine Ünye yıllarca evet deniz kenarındayız ama mevcut sitelerin altındaki havuzlar kullanılıyordu. Oradaki saunalar kullanılmaya çalışıyordu. Bir yüzme havuzu yoktu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde çok şükür bu dönemde gene Ünye'ye bir yarı olimpik yüzme havuzu ki yerel yönetim belediye olarak da aynı zamanda hem bayanlarımızın hem de erkeklerimizin aynı anda haftanın 7 günü kullanabilecekleri saunası, hamamı ve aynı zamanda oradaki dinlenme tesisleriyle birlikte bu tesisimiz de kaba inşaatı bitti. Artık ince faaliyetleri de yapılmaya başlanıyor ve kısa zaman diliminde bu da şehrimize hizmet verecek. Ben hatta bir gün farklı bir ilçede ziyarete gittiğimde İkizce, Çaybaşı gibi komşu ilçelerimizin de farklı şehirlere bundan dolayı, bu ihtiyaçtan dolayı gittiğine şahit olmuştum. Bu yaptığımız faaliyetle birlikte komşu ilçelerimizde inşallah bundan istifade ederek daha uzak bir mesafe kat etmek zorunda kalmayacaklarını belirtmek istiyorum. Gene kefeli hanla ilgili uzun bir süreç yaşadık. İstemesek de maalesef öyle oldu. Çünkü Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun proje dışında herhangi bir şey izninin dışında yapmak mümkün değildi. Defaatle anlatmamıza rağmen orayı 1.20 kaldıralım, su baskınından kurtaralım dememize rağmen baştan olumlu bakmamışlardı. Sonradan hele şükür anladılar ve doğrusuna geldikleri noktadan itibaren şu anda hızlı bir şekilde orada çalışma yürüyor. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde kefelehan restore edilmiş ve çocuk ve bebek kütüphanesi olarak şehrimize hizmet verir hale Allah'ın izniyle geleceğini belirtmek istiyorum. Yine Ünye Hamamı'nı biliyorsunuz kamulaştırdık arkadaşlar. Projesi tamamlandı. Bundan sonra inşallah kaynağıyla ilgili de çalışmamız olmuştu Kültür Bakanlığı'yla beraber. Kısa zaman dilimi içerisinde orayı da ihaleye çıkarak şehrimizin değeri olan yine Mustafa Rakım Efendi hat sanatlarıyla dünya
da en ünlülerinden ve en kıymetli değerlerimizden bir tanesi olan, hemşerimiz olan Mustafa Rakım Efendi'nin hat sanatlarının sergilendiği ve aynı zamanda da hat sanatının çalışıldığı bir bölümle birlikte görsel anlamda bir alanı orada oluşturmayı planladığımızı inşallah şehrimizin Cumhuriyet Meydanımızın tam köşesinde kültür yolu üzerinde bu tarihi eseri de ayağa kaldırarak şehrimizin kültürüne, turizmine katkı sağlamak üzere onun da inşallah ayağa kalkmasına hep birlikte vesile olmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Gene Aloğlu Değirmeni vardı. Orayı kamulaştırdık biliyorsunuz. Kamulaştırdıktan sonra da oranın röleve ve proje çalışmaları yürüyor. Biz bir proje çalışması tamamlamıştık. Bundan 10 gün önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan birkaç eksiklikle beraber geri gönderildi. O eksiklikleri tamamlamak üzere proje çalışmamızın da orada devam ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, gene Ünye'nin en önemli 2500 yıllık tarihine, geçmişine ışık tutan Ünye Kalesi ile ilgili de Allah'a şükürler olsun. Yürüyüş platformu, üst noktalar tamamen belli bir noktaya geldi. Giriş alanları, anayol güzergahındaki asfalt çalışmaları hepsi tamamlandı. Sadece ve sadece raylı sistemin çok daha güvenli ve sağlıklı olması için basit bir raylı sistemle aşağı iniş değil, çok güvenli. Çünkü insan hayatı, insanın güvenli işlerin en başında geleni. Onun için orada da bu hassasiyetten kaynaklı bir aylık bir gecikmeyle beraber orayı da tamamlayarak şehrimize ve turizmimize kazandırmak üzere son noktaya geldiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, Atatürk Mahallesi'nde muhtarlık binasının hemen altında bir alan var orada. Yaklaşık olarak 4000 metrekare civarında bir alan. Orayı oradaki vatandaşlarımızın pazar faaliyetlerini görmeleri ve orada sokakta çok görsel kirliliğe sebep olan bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için projemizi tamamladık, bitirdik. Şimdi altyapısını oluşturmak üzere de orada çalışmak üzere hazır bir hale geldiğimizi ve o mahalleye de yakışır bir pazar yerinin o bölgeye kazandırılacağını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Gene planlanan projelerimiz içerisinde biliyorsunuz, evet, deniz kenarında denize girilebilir zamanlarda tamam, ama Karadeniz biliyorsunuz hava güneşli bile olsa rüzgardan kaynaklı, dalgadan kaynaklı pek girilebilir durumları fazla olmuyor. Ama biz bunun Kadınlar Plajı'nın olduğu o bölgede bir aqua parkı olan inşallah yüzme havuzunu oluşturarak havanın güneşli olduğu zamanlarda açık havuz olarak bu hizmet verecek. Aqua parklı bir yüzme havuzunu bu süreç içerisinde Allah tekrardan görevi bizlere nasip eder ise bunlarla ilgili çalışmamızı, galericiler sitemizle alakalı ve aynı zamanda benim de çok önemsediğim ve üyenin de en önemli ve birincil ihtiyaçlarından bir tanesi olan sanayi sitesine bu dönemde şehrimizin kavuşmasını sağlamak adına Büyükşehir Belediye'mizle inşallah birlikte bu faaliyetin hazırlıklarını ve çalışmalarını yürütmeye gayret ediyoruz, özen gösteriyoruz. İnşallah onu da bu şekilde hep birlikte başararak şehrimizin önemli bir meselesinin çözümüne imza atmış oluruz diyorum. Değerli dostlar, gene şifa bitkislerinin olduğu bir park da oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli bir yerde 7 dönümlük bir lokasyon var. Orada da yine bölgemizin şifa bitkisi olarak anılan, meyvesi olarak anılan türlerden bir şifa bahçesi oluşturmayla alakalı çalışmalarımızın yürüyeceğini. Yine biliyorsunuz özellikle stadın artık şehrin merkezinde tam böyle can alıcı noktada olduğunu, orayı millet bahçesine dönüştürdüğümüzde hemen bitişiğinde kapalı pazar ve köylü pazarın olduğu, altında 8000 metrekarelik otoparkın bulunduğu bir alanı oraya kazandırdığımızda önünde millet bahçesi, 15 Temmuz meydanı ve kültür merkezi de biliyorsunuz ki kültür konularında evet hakikaten faaliyetlerini icra edebilmek adına merkezine ihtiyacımız vardı. Epey bir zamandır oldu olmadı derken Allah'a şükürler olsun inşaat faaliyetimiz orada da hızla yürüyor. Bunları şehrimize yeniden eksikleriyle birlikte hızlı bir şekilde tamamlayarak kazandırmak için
yine el birliğiyle çalışmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar yeni dönem için kendi partimizden aday olarak gösterildik. Hemşerilerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna hemşerilerimizin gönderdiler bizleri. Onlar da bizleri aynı şekilde desteklerler. Bağırlarına basarlarsa gece gündüz demeden 7/24 esasıyla gözümüz gibi emanetlerini koruduğumuz bu şehre yeniden hizmet etmek üzere hazır olduk. Şehir içi ve şehir dışı taşıma işlerinin destek hizmetleri müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi için adı geçen kurum kapsamında belediye başkanına yetki verilmesi talebi. Evet değerli arkadaşlar, gene geçmişte olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer resmi kurumlarımız da olsun. Plan değişikliğine taşınma sahiplerince yapılan itiraza ilişkin hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi talebi. Evet, imar komisyon raporunu okutuyorum arkadaşlar. Belediye Meclisi'nin 02/01/2024 tarih ve 4 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale olma, Ünye Belediye Meclisi'nin 01/08/2023 tarih ve 86 sayılı kararı ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2023 tarih ve 2023'e 334 sayılı kararı ile onaylanan 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Atatürk Mahallesi 901 ada 84 numaralı parsele isabet eden kısma taşınmaz maliklerince düzenleme ortaklığı payı oranının %45'i aşmayacağından bahisle yeşil alan konut alanı kullanımlarının bu oran göz önünde bulundurularak düzenlenmesi, ayrıca ticaret arazi kurulum kararı belirlenmesi şeklinde itiraz edilmektedir. O gün felaketi yaşadığımız süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılardan halen tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz. Tabii bölgede o günden bugüne Türk milleti olarak ve aynı zamanda yanımızda olan uluslararası devletlerin yardımlarıyla birlikte birlik ve beraberliğimizi tescilleyen bir görüntüyle o günden bugüne kadar da oradaki kardeşlerimizin yarası sarılmak üzere başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız hiçbir zaman o bölgeden çekilmediler. Biz de üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde ne zaman görev verildiyse oradaki kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu yaraları kaldığı yerden aynı şekilde hep birlikte sarmaya, oradaki bu sıkıntıları özellikle birlikte gidermeye çalışacağız diyorum. Ve uygun görürseniz gene orada vefat eden kardeşlerimiz için bir dakikalık meclisimizi saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun. Kullanım anlamında, vatandaşlarımızın kullanım anlamında şehir konforunda artmasına bu vesileyle imkan sağlamış olduk, Allah'a şükürler olsun. Şu anda kalan iki mahallemiz var ki en son girilen mahallemiz İpek Yolu ve Bayramca mahallemizdi. Allah'ın izniyle 2024 ve 2025 yılı da o mahallelerimizin tamamen o üst yapısının da değişerek o vatandaşlarımızın da şehirde yaşadığını ve şehrin konforundan istifade ettikleri bir duruma kavuşacaklarını, bir görsele kavuşacaklarını da ifade etmek istiyorum. Yani o bölgelerde de artık altyapı işleri, doğalgazın ulaşım sorunları çözüldükten sonraki mevcut üst yapının yapım işlerinin de bu yıl itibariyle başlayacağını özellikle bahsetmek istiyorum ve hemşerilerimi bu konuda bilgilendirmeyi de bu vesileyle fırsat bildiğim için ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gene altyapı, üst yapı çalışmaları tabii ki belediyeciliğin yerel yönetimin işleri olduğu gibi aynı zamanda Allah'a şükürler olsun bu süreçte hep birlikte Karadeniz'de sosyal belediyecilik anlamında en önde belediyelerden de bir tanesi olma yolunda gayret ettik ve bayağı mesafe kat ettik ve hakikaten de en önde olan belediyelerden de bir tanesi olduğumuzu gururla ifade edebiliriz. Bugün bütün tesislerimiz, hemşerilerimizin keyifle, huzurlu bir şekilde vakit geçirecekleri ve misafirlerini ağırlayabilecekleri ve gerçekten bölgesel anlamda da ciddi anlamda ilginin olduğu tesislere dönüşmüş durumda. Burada binicilik tesislerimizin dünkü ve bugünkü haline baktığımızda insanlarımızın oraya olan teveccühü, ilgisi bunun nereden nereye geldiğini görmeye zaten yeter. Gene Asarkaya Kent Ormanı
Aynı şekilde hakeza bölgenin bir değeriydi ama kenarda atıl bir şekilde dururken bugün Karadeniz'in en özel mekanlarından ve cazibe merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Yine şehrin merkezinde Atatürk Parkı'nda yaptığımız kafeterya, restoran, gene Tilla Kafe ve kafeterya ile birlikte ciddi manada bu bölgelerde de hemşerilerimizin keyifli, huzurlu vakit geçirmelerini, misafirleriyle birlikte buralarda zaman geçirmelerine imkan sağlama noktasında onların da bu ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik ve bu noktaya Allah'a şükürler olsun geldik. Yine aynı şekilde arkadaşlar, çocuklarımızın özellikle sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için semt sahaları, ki bugün 13 tane sadece semt sahası noktasında, basket ve voleybol sahaları ile birlikte 16-17 tane semt sahalarına şehrimizi kavuşturmuş durumdayız. Gene bu semt sahalarımıza uzak mesafede olan çocuklarımızın da özellikle dolmuşlara para vermek yerine buralardan istifade etmeleri için onlara servis imkanını da sunarak çocuklarımızın harçlıklarından dolmuş parası vermeden buralara ulaşmalarını sağlayarak ve sportif faaliyetlerinde yürütmelerine imkan sağlayacak bu hizmeti de bu süreçte sunduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde hem salon sporlarında hem saha sporlarında, bu Ünye spor olsun, Ünye kadın futbol takımı olsun ve diğer takımlarımız olsun, her birine amatör diğer kulüplerimizin her zaman yanında olmaya özen gösterdik, gayret gösterdik ve bunların da netice itibariyle sahada aldıkları başarılarla birlikte onlardan gururlandığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Gene aynı şekilde gençlerimiz için amatör spor kulüplerimizin kendilerini daha rahat bir şekilde sportif faaliyetlerini yürütebilecek, onlara bir amatör spor kulüpler binası kazandırarak hem spor öncesi ihtiyaçlarını hem de sporlarını tamamladıklarında, müsabakalarını tamamladıklarında oradaki ihtiyaçlarını giderecek olan modern mekanları onlara bu süreçte kazandırdığımızı belirtmek istiyorum. Gene öğrencilerimizin hem LGS'ye hem de üniversiteye geçiş sınavlarında derslerinde daha başarılı olmaları, gene sınavlarda daha başarılı olmaları için hem deneme sınavlarında hem de yardımcı ders kitaplarında onların ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanında olduk, gençlerimizin yanında olduk. Gene aynı şekilde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte koordineli bir şekilde okullarımızın ihtiyacı nerede varsa ortak çalışma neticesinde o sorunların da giderilmesi noktasında o özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber gençlerimizin sorunsuz bir eğitim yaşamalarına yerel yönetim olarak her zaman katkı sunmaya ve onların yanında olmaya gayret ve özen gösterdiğimizi de belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, gene kadınlarımızla ilgili biliyorsunuz son süreçte özellikle biliyorsunuz